Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına giren Yunanistan'a Almanya'nın hibe ettiği zırhlı araçlardan altısı ulaştı. Hepsi Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu Batı Trakya'ya konuşlandırılacak. Atina yönetimi Ege adalarındaki provokasyonlarına yenisini ekledi. Bu kez ABD de işin içinde. Yunanistan ve Almanya arasında varılan silah takası anlaşması hayata geçirilmeye başladı. Alman zırhlıları Batı Trakya'ya yollanıyor, Yunan tankları Ukrayna'ya gönderiliyor. Berlin ve Atina Ukrayna'ya askeri yardım ulaştırmak için takas anlaşması yapmıştı. Bu kapsamda ilk sevkiyat gerçekleşti. Alman yapımı 6 adet Marder 1A3 tipi zırhlı savaş aracı Yunanistan'a ulaştı. Araçlar Batı Trakya'nın İskeçe şehrindeki askeri birliklere gönderilecek. Anlaşma kapsamında Almanya 40 adet zırhlı aracı Yunanistan'a hibe edecek. Yunanistan'da Sovyet yapımı 40 adet paletli savaş aracını Ukrayna'ya gönderecek. Türkiye'nin askeri üstünlüğünü sona erdirmek için silahlanma kampanyası başlatan Yunanistan, Almanya'dan gelen zırhlı savaş araçlarıyla gövde gösterisi yapmak istiyor. 28 Ekim'deki Yunan Milli Bayramı kapsamında Selanik'te askeri geçit töreni düzenlenecek. Törende Alman zırhlıları da yer alacak. Yunanistan, Ege Adalarında provokatif adımlarını sürdürüyor. Taşos, Lozan Anlaşması gereğince gayri askeri statüye sahip adalardan biri. Uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırılan adanın Osmanlı'dan ayrılışının 110. yılı için tören düzenlendi. Davetliler arasında ABD'nin Yunan asıllı Atina Büyükelçisi George Tsounis de vardı. Törende konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Paniatopoulos, Türkiye'yi hedef alırken Büyükelçi Tısunis'in varlığından destek aldı. ABD Büyükelçisi'nin burada olması, taşozu bile talep listelerine ekleyenler için dikkate alınması gereken bir mesajdır, dedi. <laughs> Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, daha birkaç gün önce Ege'de tarafsız olduklarını söylemiş, ortaklarımızdan birinin lehine taraf tutmuyoruz demişti. Ama ABD'nin söyledikleriyle yaptığı arasında net bir fark olduğu görüldü. Atina yönetimi uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'deki Türkiye'ye yakın Yunan adalarını silahlandırıyor. Türkiye silahlardan arındırılmamaları halinde bu adaların egemenliğini tartışmaya açacağını belirterek res çekmişti.